helal olsun bu takıma. Hepsini alınlarından öpüyorum. Asena için oynadılar. Gerçek kahramanlar dediğiniz mavi takım bugün maalesef kaybetti. Güzel bir açılış. Allah Allah. Ah, Azade çok azale mutlu oldu. Sen buradan <laughs> seni kargoyla <laughs> sadece şey Murat olsun o, diye yaptım. O, e, kırmızıların yanına yollayalım sadece, seni kargoyla. Sana kırmızı ol. çok yakışıyor Ranzadeciğim. <laughs> Murat <laughs> evet, abi ufak bir sinir ederek başlamak. Yok çünkü ben sinir olmadım. Şöyle başlayalım. neden sinir olmadım? Ben sinir olurdum Hayır, da. Sinir bu gece mücadele etmeselerdi sinir olurdum. Ama rakibi 8-0 yendiler abi. Yani 8-0 yenen bir mavi takım vardı bugün. Onun için... Yine alınlarını öpüyorum. Evet. Son dakikada kaybettiler. Evet. Yani yine alınlarını öpüyorum. Hani bu gece öyle bir şey görmüş olsaydım yine yüklenecektim onlara. Diyecektim ki ne oldu size falan diyecektim ama baktım ki adamlar Ellerinde gelen her şeyi yaptılar. 8-0 yendiler. Şimdi şöyle de bir şey Ama var. Ama sevgili izleyenler bugün Murat Özal'ı son anlarda Özgür Nefise maçında evet. görmeniz gerekiyordu. Çünkü bir yandan Cansu tansiyon ölçüyor. Dil altı geldi oradan şekerler falan. Şeker düştü, tansiyon düştü. İşte Murat abi anca şey kendine gitti. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana bak. Şimdi Murat burada... Murat abi çok bu arada. Çok Ve renk şey inanılmaz. Ben mor rengi çok severim. Sponsoruma Sponsorum buradan... <laughs> Gerçekten. Ona çok Bunu çok söyle şey diye dedin. söylemiyorum. Yemin ederim çok Sağ ol sana. canım benim. de selam gönderiyoruz abi sponsor. Her gönderim. gece gönderirim. Furkan Dede de yakında <laughs> gönderecek. Onun da selamını bekliyoruz Allah'ın izniyle. <laughs> evet. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Daha önceki atışlarda başımıza Michael Jordan kesilen Özgür bir anda altı atış birden yapamadı. Yani şey geldi Nefise geldi. Nefise hala şeylerle oynuyor yapmaya çalışıyor. Özgür altı tane attı. Altı tanesinden birini sokamadı. O 6 taneden birini soksa bir havaya girmiş olsaydı Özgür orada oyunu alırdı. Ama 6'sını da sokamadı. Yani daha önce Michael Jordan kesildi birkaç oyun önce. Orada 6'sından bir tanesini de sokamadı. Ve Murat Özor'u so soruyor acaba Özgür bu maçı bilerek mi kaybetti? Hadi bakalım atıyorum iddiayı. Ben de buradan bunu anlıyorum. Atıyorum iddiayı ortaya. Özgür maçı bilerek mi nefise kaybetti? Asene bu potoya girsin diye mi kaybetti acaba? Yok hayatta ben hiçbir yarışmacı için bilerek kaybetti demem. Bugüne kadar da bu masada... Bu adam Michael bunu, Jordan gibi, gibi sokuyorsa... Michael Jordan gibi sokuyorsa evet. son maçta 100 tane attı sokamadı. Evet. Neden olabilir? Neden olabilir? Çünkü beceremedi. O anda beceremedi. Beceremedi. Talihsizlik. Talihsizlik yaşadı. Evet Yani daha önce attı attı attı. Sonunda atamadı. Büyük bir talihsizlik yaşadı. Bu talihsizlik de Özgür Asena'yı seviyor mu? Özgür mü? Evet. Asena'yı seviyor, denemez. Yani bayılmıyor. Peki Özgür Asena'nın potaya girmesinden mutlu olur mu? Olabilir. Onun için Özgür Asana e için mücadele eder mi? Eder. Dün etti işte. Dün kimin için mücadele etti? Dün beş için mücadele etti. Furkan dedi. Dün gece aslanlar gibi mücadele adam özgürdü. Bugün de yine pat 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 hepsini attı. Michael Jordan gibiydi. Ama son da geldi. Tarihsizlik atamadı. Altı taneden birini atsaydı belki bu iş daha başka işlere gidecekti. Sen bunları konuşamayacak olacaktır. Ben de burada mavi mavi mas mavi bir daha okuyacaktım. Abi bu şeytan Devamlı etrafta gezer. <laughs> Vesvese <o>? verir şeytan. Fısıldar. <laughs> <laughs> evet. Onu söyler. Kulaktan girer. Buradan çıkar. Bak bugün Özgür kaçta kaç yapmış abi? 6'da 5 yapmış değil mi? O bir kahraman mı? Evet. Kahraman. Her zaman evet. sayılır. Şu anda son atışa geldi. Orada eli atıyor tamam mı? Orada der ki bak böyle konuşur. Sen kimin için oynuyorsun? Sen değer mi? Olur mu böyle şey Özgür? At dışarı gitsin. Sen... TV8'de yakında bir dizi olacakmış. Senaryosunu da sen yazmışsın. <laughs> yani çok güzel bir senaryocusun, senaristsin. Özgür'ü <laughs> bu hallere soktun. Bak şimdi bir şey sana söyleyeceğim. Şimdi burada baktığım zaman... Şimdi yarışma kaybedildi abi. Asena'da potaya girdi. Şimdi benim derdim o değil. Potaya Asana da girebilir. Ayşe de girebilir. Hatice de girebilir. Hüseyin de girebilir. Murat da girebilir. Nefise'yi bu arada tebrik edelim. Nefise'yi birazdan ha, bir şiirim ha, var ona. Ha, Tebrik edeceğim. Nefise'ye bu gece şiir yazdım. Çünkü ben günlük sütündür Tabii. Dün gece eleştirdiğim hani o ağzından devamlı bir şeyler çıkıyor. Performansı çok iyi ama sadece her şey performans değil dediğim Nefise'ye bu akşam altıda altı yaptı değil mi Nefise? Tamam. Şiirimi yazdım birazdan zaten. Hocabam şiir talebi kimden geldi? Senden geldi. Hı. Ama Hadi. şöyle ben zaten yarısını yazmıştım. Sen değildin, daha da yazmaya başla. Şimdi Bakın abi şöyle bir iddiam var benim. Şimdi burada insanlar sevinebilirler. Sevinmelerinde hiçbir problem yoktur. Ee, kürşat gibi oyun oynayabilirler. Hı hı. Tamam mı? Rina, yani, rina 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 nana rina, Kürşat gibi yapabilirler. Ondan sonra Osmancan gibi sesini inceltebilirler. Ne güzel sesini inceltti. Böyle yapar Osmancan. Atamıyor atamıyor dedi ya Osmancan. Asena'nın takdimi yap. Onun gibi yapabilirler. O da beni hiç etkilemedi. Yapabilir. Her türlü şey yapılabilir. Ama kardeşim bak. Şimdi bana bazıları diyecekler ki Asena diye mi bunu söylüyorsun diyecekler. Desinler. Benim kimseden korkum yok. Geri bir teste yapmam. Asena'nın dışında başkası da olsaydı yine aynı şeyleri söylerdim. Bak buna inanın. Yani yukarıda Allah var. Asena'nın dışında başkası da olsa yine aynı şeyleri söylerdim. Çünkü ben etik olmayan şeyleri sevmem. Ve bana bu kadar sevinme her şey güzeldir olabilir. Ama Asena potaya potaya daha orada potaya girmiş. Daha yeni potaya giren ve kaybeden bir yarışmacıya orada Asena potaya potaya diye bağırmak bana bana göre şahsi fikrim Survivor tarihinin en etik olmayan sevincidir. Bundan daha etik olmayan ben bir sevinç görmedim. Çok sevimli mu zannediyorlar kendilerini? Hayır. Bana göre hiç güzel bir şey değil. Hatta benim en çok sevdiğim mülayimim Murat Eken. Murat Eker'in de bu işte olması ve körüklemesi. Murat Eker'in notunu da bana benim için Murat Eker'in 10 numaraydı notu. Eksi 1'e düştü bugün. O çok mutluydu bugün. Ama mutlu ama şimdi bak o çok tecrübeli bir adam. Çok olgun bir adam. Diğerleri yapabilir. Osmancan yapsın. Gençtir, tecrübesizdir. Öteki gençtir. Ama sen bu işe girmeyecektin. Çünkü neden? Her türlü sevince bak varım. Ama orada şimdi potada eğlendi potamata bu olmaz abi. Bu etik bir şey değil. Bu güzel bir sevinç değil, bu bana göre Survivor tarihinin en e, nasılsa, itici sevincidir. Abartmayın Murat abi. Ben ya. öyle söylüyorum, yani abartıyorum. En iticisi nedir? abi? Çok çok itici. En iticisini bulmuyor herhalde. Çok, çok yani. itici abi. Daha çok. itici görmedin mi? Yok gibi. görmedim, bu çok itici. Neden biliyor musun? O anda potaya girmiş bir insana bu yapılmaz. İstersen dünyanın en kötü insanı olsun, o yapılmaz. Her türlü sevince varım ama o yapılmaz. Bu dünyanın bana göre en itici, sevincidir. Bu işe Murat Eken'in dahil olması da beni daha fazla üzmüştür. Çünkü Murat Eken çok olgun ve her şeyi yerinde yapabilen, bazı şeyleri çok iyi düşünebilen bir adamdı. Demek ki körle yatan şaşı kalkar misali Murat Eken'i de işlerine aldılar. Murat Eken de şeyde raydan çıktı. Benim açımdan çıktı. Şu hareketiyle çıktı. Asena bak ne diyor Asena mesela? Asena hiçbir şeye takılan bir tip değil. Ama Murat Eken'e takıldı mesela bu gece. Niye sizce Murat Eken'e takıldı? Ondan beklemiyordu herhalde. Beklemiyordu ve şunu da söylüyor bak. Murat Eken, o, ha sen diyorsun ki mesela Özgür Asaray'ı seviyor mu? Hı hı. Ben de şimdi sana bir soru soracağım. Sor. Kırmızı hı. takımdaki kim Murat Eken'i seviyor sence? Bence yani yani ha. Çok kişi sevdiğini düşünmüyorlar. Zaten sevmedikleri Sörbay başından beri belli. Adamı yazıyorlar yani devamlı zaten. Adamı zaten devamlı yazıyorlar. Murat Eker'i de sevmiyorlar. Ve Murat Eken hakkında demedikleri kalmadı bugüne kadar. Murat Eken'e onu söylediler, bunu söylediler. Resmen e, Murat Eken'i hep böyle şey yaptılar. Rencide edici konuşmalar Tekacı yaptılar. Etece attılar. Etece attılar. E şimdi Murat Eken de onlarla beraber Murat Eken'e yakışmadı. <laughs> Murat Eken'e ben yakıştırmadım. Ya ama siz Murat Eken'e Her Yol Paris Murat diyordunuz. Her Yol Paris ayrı. Etik olarak, şimdi her yol Paris'te etiksizlik yaparak her yol Paris değil. Murat Eken, yani herkesle beraber iyi geçindiği için ben her yol Paris. Veya kimseyle kavga etmediği için herkesle beraber. E aynı şekilde, şekilde için. mesela Cansu'nun sakatlık numarası yaptığını düşünüyor musunuz diye sorduğumda Murat Ceylan, o da düşünmemesine rağmen bence arkadaşları kaldırıyor diye el kaldırdı sonradan. Işte onun için o etik var. miydi? O, o, o bu, bu bunun kadar hiç, bu, hepsi etik. En oldu. acısı bu muydu? Bu abi, bu olmaz. Asena diye bak şimdi çoğu kişi diyecek ki Asena diye diyorsun. Ne Hayır. alakası var? Abi bak bu olmaz. Bu tezahürat olmaz. Yakışmadı. Oradaki gençler yapmışlar. Murat Tekin'e yakışmadı. Katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Ben de hiçbir yarışmacının bir oyun sonunda potoya girdikten sonra hep bir ağızdan ha. oh oh iyi ki girdin. Oh canımıza minnet falan filan dediğini şimdi ama, duymadım yani. Şimdi ama benim tanıdığım Asena Allah Allah. onların burnundan fitil fitil getirecek. Bak gör ha, buraya yazıyorum. Onların burnundan bu hareketi fiti fiti geçecek, özellikle Murat Eken'den kalırsa bilmiyorum. Murat abi İkmezse. Murat abi sana bir şey söyleyeceğim. Bu hareketler, bu olaylar bugün işte Asena, Potyef, Asena ya halk tarafından SMS Esene. yağmuru olarak dönebilir mi? Fena, fena, fena. Şimdi bak, Asena çoğu kişi tarafından tasvip edilmeyen bir yarışmacı rolünde ya şu ana kadar mesela herkes Asena. Ben mesela yolda gidiyorum, beni görüyorlar, abi, sanki ben şeyim ha. Asena'nın akrabası bana kızıyorlar. Bana ne kızıyorsun? Abi ben Vay burada. Neyse onu söylüyorum. Veya Asena'ya e da sempatim de olabilir. Sempatim olan bir yarışmacı olabilir. Ama genelde baktığım zaman Asena'ya e karşı bir tepki var. Amma velakin. Yo. Sözünüzü kestim. Evet. Bugün sarı yerde yürüyorum. Bir tane teyze beni yolda kesti. Asena'ya e dedi bayılıyorum dedi. Yemin ediyorum bak. Bravo teyze. Dedim teyze dedim. Nedir? <laughs> hemen bir Teyzeci. yorumları alayım. Seni ellerinden tamam. öpüyorum. Teyze. Bak şöyle ben Hela hemen. Ben ee, dışarıda sokakta insanlarla karşılaştığım evet. zaman Survivor ile ilgili yorumlar evet. almayı seviyorum. Hemen hani kimler gözüne çarpıyor? Ben dedi Asena'yı çok seviyorum. Asena e helal olsun dedi. tek başına mücadele hala. ediyor dedi. Ediyor hala da ediyor. Aynen öyle. Hala da ediyor ve etmeye de devam edecek bu sevinçleri onların Asena ben satacağım ne yapacak ne diyecek Asena <laughs> oradakileri hepsini çıldırtacak. Ondan sonra da artık ne olacaksa bilmiyorum ama bu akşam. Asena'nın potaya girmesinden ziyade benim için önemli olan olay Asena'ya yapılan hiç de etik olmayan ve Survivor'da bence yapılmaması gereken itici bir sevinçti. Çok beni çok kınıyorsunuz. Şey yaptı yani. Rahatsız etti. <laughs>